Bugün akla, hayale, fikre gelmeyen cinayetler oluyor. Felaketler yaşıyoruz. Niye? Bir toplumun kalbinden Allah korkusu kalkarsa o toplumda hayır kalmamıştır. Onun için bizim liderimiz, önderimiz, tek uyacak kişimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çünkü o yanılmadı, çünkü o sapmadı. Çünkü o Allah'ın kelamıyla bizlere İslam'ı getirdi, yol gösterdi. Muhterem kardeşlerim, işte hak din budur. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ Allah Resulü'nü hidayet olarak gönderdi ve dini ortaya çıkardı. Din ortaya çıksın ve müşrikler kerih görse de. Bakın kardeşlerim, yaşantınız İslam olsun, yaşantınız Kur'an olsun, Kur'an ahlakıyla ahlaklanalım. Birileri bizi gerici görüyormuş, birileri bizi çağ dışı görüyormuş. Gülüp geçin. Çünkü asıl çağ dışı o zihniyetlerdir de onun için. Ya bunun inancını kalbine önce yerleştireceksin. Utanmayacaksın. İftihar edeceksin. Çünkü en mükemmeli budur. Ey iman edenler, şimdi son noktaya gelelim bakalım. Şimdi bir ticarete başlayacağız. Şimdi bir ticaret yapacağız. Ya estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Elhamdülillah. Ya Rab, sana milyonlarca şükürler olsun. İman ettik ya Rabbi. Tasdik ettik ya Rabbi. Razı olduk ya Rabbi. Elhamdülillah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Siz de içinizden elhamdülillah deyin, sevap alırsınız. Soruyor Allahü Teala. Hel edullukum ala ticaretin tuncikum min azabin elim. Ey iman edenler, sizi acıklı, azap verici, dehşetli olan o ateşten kurtaracak ticareti size söyleyeyim mi? Allahu Ekber. Ticaret. Allahu Ekber. Sizi oradan kurtaracak işi söyleyeyim mi? Estağfirullah. Tu'minûne billahi ve rasûlih وَتُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Allah'a iman, Resulüne iman ve nefislerinizle mücadele, nefsinizle mücadele. İmanın gerekliliğini yerine getirmede hassasiyet, mallarınızla, nefislerinizle mücadele etmek. Nefsinizle, malınızla. Ya. Bakın kardeşlerim, hayır işlemek zenginlere nasip olmuyor. Yani zenginlere nasip oluyor da her zengine nasip olmuyor. Hacca gitmek her hali vakti olana nasip olmuyor. Şu Kur'an kursundan bahsettim ya. Kur'an kursu yapımı ile ilgili müftülüğümüze geliyor ihtiyar kadın. Hem de üstü başı da pecmürde bir bacımız, anamız. Duydum diyor, burada bir Kur'an kursu yapılıyormuş. Evet diyoruz teyze, buyurun. Ben yardım etmek istiyorum diyor. Eyvallah, olur diyoruz. Ne kadar çıkarıp veriyor biliyor musunuz? 50.000 TL çıkarıp veriyor. İnsanın duygulanmaması mümkün değil ya. İşte kazanç bu. Hani ben şimdi bir ticaret, bir holdingin sahibi çantayla geldim size burada. Diyorum ki biz bir şirket kurduk. O şirketin hisse payları yeni. O şirket payı bak yarın öbür gün kâra geçecek. Her hisse 500 TL. Ama görün ki 3-5 yıl sonra bu 500, 2500 olacak, 5000 olacak. Vallahi sıraya geçersiniz. Güvenirseniz tabii. Ama size güven veren ölünceye kadar değil, kıyamete kadar amel defteriniz açık olacak amel, işte siz öldükten sonra sizin yaptığınız işlerden faydalanacak kişilerin yoluna bir yol açmanızdır. Ya Kanuni Sultan Süleyman bir yerden geçiyormuş yaveriyle beraber, bakmış ihtiyar bir adam bir ağaç dikiyor. Demiş yaverine, dur bakayım, dur şurada. Durmuş. Demiş sen ne yapıyorsun? Demiş ağaç dikiyorum. Kaç yaşındasın demiş. 80 yaşındayım demiş. Demiş bu diktiğin ağacın meyvesini sen yiyebilecek misin demiş. Yavrum demiş, Köheyla'nın olduğunu bilmiyor. Halifenin olduğunu bilmiyor. Sultan olduğunu bilmiyor. Yavrum diyor, biz bizden öncekilerin diktiklerini yedik, hayat bulduk. Biz de bir ağaç dikelim de bizden sonra gelenler de bizim ağacımızdan yesinler. Sultan demiş ki çıkar şuna bir altın ver. Çıkmış bir altın almış, elini açmış daha dikecek. Ya Rabbi demiş, daha ağacı dikmeden meyvesini verdin, ne kadar sana şükretsem az demiş. Bu şükrünü gören sultan demişken çok şükreden bir insansın, iyi bir insansın. Bu şükrünün ifadesi gereği al bir altın daha demiş ver. İkinci altını almış. Demiş ya Rabbi, elin diktiği bir meyve yılda verirken benimki daha dikmeden ikinci meyvesini verdi ya Rabbi demiş. Allahu Ekber. Ya bu yaşanan bir olay, yaşanmış. Siz şükredin. Vallahi Allah nimetinizi arttıracak. İşte Allah'ın nuru budur.